Hocam cevap veriyorum, soru A. Şimdi hepimiz hayatımız boyunca bir sınava girmişizdir. Hepimiz sınavlara girip çıkmışızdır. Ama hepimizin de bazı sorulara bazı farklı cevaplar veresi gelmiştir. Yani benim hep gelmişti ama hiçbir zaman hep böyle uslu bir öğrenci olduğum için bu tadı yaşayamadım. Ama bunu yaşayan insanlar var arkadaşlar. Bunu ve size onlar da yani... Sınavlara verilen komik cevaplar var. Ama bunlar biraz daha farklı şeyler olabilir. Kendinizi hazırlayın diyorum. Çünkü ben hazır olmadığımı düşünüyorum. Bakalım. Sindirim sisteminin organlarını yazınız. A. Burun. Sindirim sistemi burun. Havayı sindiriyoruz galiba burada. Doğru cevap A. B. Mide. Doğru. İnanılmaz bir şekilde doğru tutturmuş burada. C. Akciğer. Neden? Çünkü bakın... Havayı sindirmek burundan başlıyor. Burunda fiziksel bir sindirme yapıyoruz. Hani ağızda yapmıyoruz öyle bir şey yemekleri. Ondan sonra akciğere geliyor. Akciğerde de havayı kimyasal olarak sindiriyoruz herhalde. İlkokul 3. sınıf ama olsun, güzel bir düşünce tarzı. Havayı da sindirdiğini düşünüyor bu. Çok güzel. En güzellerinden bir tanesi bu. Sintoni bölü kostoni eşittir tantoni. Evet. Aç olanlar için mükemmel bir şey gerçekten. Meclisin görevleri nelerdir? Hapis yatanlarla muhabbet etmek. Muhabbet etmek ne demek bilmiyorum. müebbet falan etmek gibi bir şey mi yazmaya çalışmış acaba? Müebbetle muhabbeti mi birleştirmiş bilmiyorum. Bizim için çalışan milletvekillerin yeri kavga edilen sandalye fırlatılan yerler. Bu biraz üzücü olmuş gerçekten. Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız. Çin uygarlığına ait teknik buluşları yazınız. Çin malı talatanlar. Çin malı talatanlar mı? Yani aslında Çin uygarlığına ait koskoca Çin uygarlığının teknik buluşu Çin malı. Ama orada telefonlar demek istemiş. Tamam, şimdi anladım ben. Telefonlar demek istemiş. Maden çağlarını sırasıyla yazınız. Bakır, damir, madan, altın, gümüş. Buradanız. Bumarınız mı? Bronz mu? Bronz mı? Bronz yazmak istemiş arkadaşlar. Bronz. Mezopotamya'da ilk çağda kurulan devletleri yazınız. Eski çağ, bakır çağ, taş çağ. Wow, bayağı uçmuş şu anda. Mübarek geceler hangileridir? Kına gecesi, gerdek gecesi, dolunay gecesi. Dolunay da kurta dönüşüyor herhalde kendisi. Animal'ların ismini yazınız diyecektim. Resimdeki hayvanların isimlerini yazınız demiş İngilizce kitabında. Bülbül B ile başlıyor. Bird değil, bülbül. Köpek değil, döpek. Kedi değil, cedi. Cedi. Biraz şey herhalde, hafif bir Karadenizlik var herhalde yani. Çevre kirliliği canlıları nasıl etkiler? Bu arada size şöyle bir tüyo vereyim. Ben üniversitedeki sınavlarda inanılmaz güzel sallıyordum klasik soruları. Ama böyle buradan alıp buraya falan götürüyordum. Aslında benim o şeylerimi bulabilsem, oraya verdiğim cevapları bulabilsem hocalar orada nasıl benim böyle çabaladığımı görmüşlerdir ama... Onları size göstermek isterdim gerçekten. Çevre kirliliği canlıları nasıl etkiler diyoruz. Çevre kirliliğinden dünyadaki insanların 100 bölü 90'ını sakat, 100 bölü 10'unu ölmüş. Çevre kirliliği insanlara sakıncalıdır. Çevre kirliliği çok sakıncalı bir şey. Ova nedir? Çukur, mukur gibi yamukluklara ova denir. Bu kadar da netiz yani. Bu kadar netiz. Çukur, mukur gibi yamukluklar. Yamuklukların hepsi de ova. Bu kadar. Böyle bir yamukluk mu var? Bu dağ değil, bu ova. Bu bir yamukluk. Böyle. Yaylaya benzeyen, şehirden uzak, kimsenin gitmediği, yazın ter atmak için gidilen ovalardı. Ter atıyorum şu anda. Şu an ter atıyorum arkadaşlar böyle. Yani. Peygamberimize kitap nasıl inmiş? Peygamberimiz tek başına yürürken önüne düşüvermiş. Motorlu taşıt nedir? Taşa motor bağlarsın, motorlu taşıt olur. Ya kimse bu soruya puansız bırakamaz. Bu soruyu kimse puansız bırakamaz. Çünkü Türkçe dili içerisindeki kelimelerin anlamlarıyla bir araya getirdiğimizde bu aslında çok mantıklı bir cevap bence. Ben öğretmen olsam bu soruya puan verirdim. Yani çok çabalamış ya. Burada bayağı büyük bir ben efor görüyorum bu soruyu kurtarmak için. Boğazlarımızın derinliği ne kadardır? Ben mesela artık kafa gitti şu an. Boğazlarımız deyince kendimi boğazımız şu boğazımız olarak anlıyorum. Neyse. İstanbul Boğazı az biraz derindir. Çanakkale Boğazı ise çok çok az.
biraz derindir ve aralarında dünya kadar fark olmasıdır. Hani şimdi İstanbul Boğazı var, az biraz derin. Hani çok değil ama az da değil. Az biraz. Az biraz derin. Çanakkale Boğazı çok çok az ama biraz derin. Yani çok çok az biraz derin. Böyle bir şey yani. Olayları anlatan kısa yazı türüne inşallah denir. Çok güzel. Çok güzel. En güzel şu an favorim bu. Kasabayı kim yönetir? Şerif ve adamları. Kasabayı ihtiyarlar heyeti ve köy bekçisi yönetir. Bence ikincisi daha doğru. İneğin midesi kaç bölümdür? İki oda, bir salon, bir mutfak bölümü. Ortaokul birinci sınıf. Bu bence bilerek böyle bir cevap vermiş. Ama kaç bölümdür ya? 3+1 ineğin midesi var. Bunu unutmuyoruz. Kaz asker nedir? Yolunmuş kaza kaz asker denir. Bir dakika. Çok altın bir şey buldum şu anda. Evli geçidi, bisiklet geçidi, yaya geçidi, trafik ışığı, altın bulma geçidi, ünlem geçidi. Buradan sadece, bu yoldan sadece ünlemler geçebiliyor arkadaşlar. Sadece ünlemler var bu yolda. Evet, böyle bir işlem var. İşte böyle nokta nokta geliyor. Bunların bir şeyi var. Kendi içinde bir düzeni var. Hepsinden bir şey çıkıyor. Neyse. Sonsuz işleminin sonucu kaçtır diyor. Bütün işlemlerde oradaki sayılar çıkıyor. Doğruysa lütfen kabul edin. Lütfen kabul edin doğruysa. Doktor olup şifa dağıtacağım demiş Defne. Emin Süpermen olup uçacağım demiş. Seçil evleneceğim. Vermezlerse kaçacağım. Seçil çok net. Seçil bu konuda çok net. AB bir üçgen. AB bu bir üçgen. Bu güzel bir üçgen. AB kaynana ne yaptın bize? Güzel test sorusu. Barış ve çocuk konulu resim, duyuru ya da afiş hazırlayınız. Barış ve çocuk. Bıçaklar ellerinde çarpı, ele tutuyorlar tik. Savaş yok, küslük yok, her zaman her yerde barış var. Bu çok güzel olmuş bence. Bu o kadar komik bir şeydi, bu gayet tatlı bir şey olmuş. Ya biz insan test kitabına neden böyle bir soru koyar? Böyle bir şekil koyar, neden ineği, ya inek arabayı neden böyle bir şey yapıyor? Bu bende çok büyük sorunlar oluşturdu şu anda. Türkiye'nin akarsularının genel özelliklerinden 4 tane yazınız. Akarlar. İşte bu tam benim verdiğim cevaplara benziyor. Şu an bile sınavlarda böyle cevap verebilirim bilmediğim sorularda. 1/x² - x'in n'inci kuvveti açılımında baştan 7. terimin sabit açılımında baştan 7. terim sabit olduğuna göre n kaçtır? Sağ baş sabit, diğerleri hareket eder. Bu kadar. Problem tarama anketi var. Okulumuzun güzelleştirilmesi için neler yapılabilir? Gökdelen yapılabilir. Siz okulun başkanı olsaydınız neler yapardınız? Bahçeye gökdelen. Okulda rahatsız olduğunuz durumlar var mı? Varsa neler? Gökdelen yok. Bu arkadaş gökdelen konusunda çok sıkıntılı. Yani birisi şuna bir gökdelen diksin, rahatlasın artık bence. Sesin özellikleri nedir? Anahtar kelimeleri nelerdir? Duyarız, sol anahtarı, İngiliz anahtarı. aşağıdan yukarı çıkıldıkça ne olur? Yoruluruz. Solunum tepkimesi nasıl gerçekleşir? Allah'ın işi hocam. Hepsinin üzerine bu arada yanlış cevap atılmış yani. Neyse, anne ve babasının göz rengi kahverengi olan çocuğun göz rengi mavidir. Bu durum nasıl açıklanabilir? Çekirdek genlendir. Çocuk evlatlık veya cami avlusuna bulunmuş olabilir. Bir dakika, ben doğru cevap veriyorum. Çekirdek gen vardır. O yüzden çekirdek geninde renkli göz vardır. O yüzden yani. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı'nın görevlerinden 2 tane yazılacak. Tamam mı? Yolu denetler, can güvenliğine bakar. Böyle bakar yani. Can güvenliğine alır ve bakar. İlk uçak fabrikamız hangi ilde kurulmuştur? İngiltere kurulmuştur. Mühendislik hizmetleriyle ilgili kuruluşları yazın. Askeri kuruluş. Kuruluş. Bu çok iyi bir kafa. Çok iyi bir düşünce yapısı. Gerçekten tebrik ediyorum. Hem suda hem karada yaşayabilen hayvanların özellikleri nedir? Nelerdir? Hem suda hem de karada yaşayabilmeleri. Bu kadar basit bir şey aslında. Bu kadar basitti. Yani sorduğunuz soruya bakın hocam gerçekten. Muhtarın görevleri nelerdir? Çoktur. Çok görevi vardır. Yani sorgulamayın hocam. Ailenin reisi kimdir? Anam. Sabri ilkokul 3. sınıf. Türkiye için en uzun gün hangisidir? Pazartesi bence. Hani kendi yorumunu söylemiş burada. Karadeniz bölgesinin geçim kaynakları nelerdir? Balıkçılık, hamsi, yeni, açık tarım, Natasha en çok geçim kaynağı olanlardır.
Orta Asya'dan göçün sebepleri nelerdir? Elektrik kesintisi ya. Elektrik kesintisi demiş ya. Gülüm sen 6. sınıfta ya. Ne yapıyorsun gülüm sen? Kimlere zekat verilmez? Şeytana zekat verilmez. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Siz olun, sınavlarda böyle cevaplar vermeyin. Bence rezil olabiliriz yani. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Bay bay.